Eftel Otellerinin sunduğu Seda Ertuğrul ile ana haber bülteni başlıyor. Posta TV ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 19'u gösterirken ana haber bülteniyle bu akşam da birlikteyiz. Alanya Belediye Başkanı Yücel, Alanya halkı ve Alanya'da yaşayan yerleşik yabancılara evde kal çağrısını sosyal medya üzerinden yayınladığı videoyla yineledi. Evimizde kalalım, sağlıklı olalım, evinde kal Alanyalı. Koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara evde kal, evde hayat var sloganlarıyla çağrı sürüyor. Sosyal medya üzerinden video paylaşımı yapılan bu çağrıya Alanya Belediyesi de videoyla katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüntüsü hazırlanan videonun başında verildi. Çavuşoğlu Alanya'ya evde kal çağrısı yaptı. Kendimizin, ailemizin ve tüm hemşehrilerimizin sağlığı için zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Evde hayat var, hayat eve sığar. Evde kal Alanya. Ardından Başkan Yücel ailesiyle birlikte ekran karşısına geçti, evde kal dedi. Kendimiz için, ailemiz için, milletimizin sağlığı için, ülkemiz için zorunlu kalmadıkça evden dışarıya çıkmayalım. Evde hayat var, hayat eve sığar. Evde kal Alanya. Alanya Spor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu da Alanya'mız için, sağlığımız için evde kal Alanya dedi. Alanya'mız için, sağlığımız için evde kal Alanya. Videoda aynı zamanda yerleşik yabancılar da düşünüldü. Rusya, Danimarka, Litvanya, Norveç, Ukrayna, Polonya, Finlandiya, İngiltere, Kazakistan, Hollanda, İran, Almanya ve Letonya uyruklu yerleşik yabancılar kendi dillerinde ilçede bulunan vatandaşlara çağrı yapıp evde kal dediler. İçişleri Bakanlığı kararıyla pazar yerlerinde sebze, meyve, tahıl, bakliyat gibi temel gıda ve temizlik maddelerinin dışında giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışına izin verilmeyecek. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile il, ilçe ve beldelerdeki mahalle, semt, pazar yerlerinde uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi. Buna göre mahalle, semt, pazar yerlerinde vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek. Sosyete pazarı gibi daha çok kıyafet, kozmetik, züccaciye gibi ürünlerin satıldığı pazarların faaliyetleri 27 Mart 2020 tarihinde saat 17 itibariyle geçici bir süreliğine durduruldu. Temel gıda ve temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda valilik ve kaymakamlıklarca belediyeler ile işbirliği içinde yoğunluktan dolayı virüsün bulaşma hızını engellemek amacıyla vatandaşların temel gıda ve temizlik maddelerine erişimini engellemeden pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirler planlanacak. Pazar ve satış yerleri en geç saat 19'a kadar faaliyet yürütebilecek. Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilere temas edilmeden doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenecek. ALSO Başkanı Mehmet Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik istikrar kalkanı paketine ilişkin konuştu. Şahin, 100 milyar TL kaynağı devreye sokan bu paket, kesintisiz nakit akışı ve istihdam bakımından etkilidir, önemlidir dedi. Sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Yaşanan salgının tüm dünyayı etkisi altına alan global bir kriz olduğunu açıklamasında ifade eden Şahin, özellikle hızlı biçimde oluşturulan bilim kurulunun bu aşamada başarılı çalışmalarla hem ruhsal hem sosyal hem de ekonomik manada ülkede daha az hasarın yaşanmasında etkili olduğunu bildiğini açıkladı. Sadece ekonomik paket açıklamanın dünyanın hiçbir yerinde tek başına yeterli olmayacağını ifade ettiği açıklamasında Şahin,
devletimiz tarafından yürütülen psikolojik mücadelenin alınan ekonomik tedbirleri desteklediğini görüyoruz. Bu salgın toplumun moralini de hedef almıştır. O bakımdan alınan tedbirleri toplumun ruh sağlığının korunması bakımından da çok başarılı buluyorum dedi. Şahin, biz toplum olarak tek yürek olduğumuzda, aynı hedefe yürüdüğümüzde aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Toplumun moralini bozacak paylaşımlardan uzak duralım. Kararlı biçimde devletimizin aldığı tedbirleri uygulamaya çalışalım. Yapılan bilimsel ve ekonomik çalışmalar ancak halkın desteğiyle başarıya ulaşabilir ifadeleriyle açıklamasına son verdi. Tabii bunu herkes bilsin ki biz her türlü zorluğu aşamasını bilen bir milletiz. Mevzu bahis vatan olunca tüm siyasi ve fikir ayrılıkları bir tarafa bırakırız. Koronavirüs nedeniyle fazla mesai yapmak zorunda kalan sağlıkçılar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başlattığı moral çağrıları sürüyor. Alanya'da her akşam alkışlı desteklerin ardından şimdi de meşaleli destekler başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 3 akşam saat 21'de sağlıkçılarımıza alkışlı destek verelim çağrısıyla başlayan ve her akşama dönüşen bu destekler hem artıyor hem çeşitleniyor. Alkış ile başlayıp ışıkların açılıp kapanması ile devam eden, müzik dinletileri ve klakson sesleri yayılan yönteme bir yenisi Alanya'dan eklendi. Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu üyesi Selman Arıkan, destek için çağrı yapılan saatte iş yerinin önünde arkadaşları ile sağlıkçılar için meşale yakıp sosyal medyadan canlı yayınlıyor. Arıkan, amacının farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, bu zor günlerde gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımıza bir kez daha minnettarız dedi. Alanya Bilim ve Sanat Merkezi'nde doktor ve sağlık çalışanları için 3D yazıcılarda yüz koruyucu süper maske üretimi başladı. Alanya Bilim ve Sanat Merkezi'nde kurulan atölyede öğretmenler günlük 200 maske üretmeyi hedefliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs önlemlerine katkı amacıyla temizlik ürünleri ve maske üretimiyle ilgili meslek liselerini harekete geçirirken, Bilim ve Sanat Merkezleri de üretim sürecine dahil edildi. Özellikle sağlık çalışanları için büyük önem taşıyan yüz koruyucu siperde sıkıntı yaşanması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, Bilsemler'de yüz koruyucu siper üretimini başlattı. Alanya Bilim ve Sanat Merkezi'nde kurulan atölyede farklı okullardan gelen öğretmenler, sağlık çalışanlarına destek amacıyla 100 siperli maske üretimi için proje hazırladı. Proje kapsamında öğretmenler hazırladıkları özel yazılımın ardından 3 boyutlu yazıcılarla maske üretimine başladı. Öğretmenler 9 yazıcıyla günlük yaklaşık 200 koruyucu siper üretmeyi hedefliyor. Maske üretimi için bilgisayar üzerinde tasarımını yapıyoruz. Yapmış olduğumuz tasarımı SD karta yükleyip buradan 3D yazıcıya yüklüyoruz. Daha sonra yaklaşık 2,5-3 saat süresi içerisinde yapmış olduğumuz tasarım bu hale geliyor. Bu maskenin ana aparatı. Koronavirüs önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarına destek verdiklerini kaydeden Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, 3D yazıcılarla üretilen maskeleri anlattı. Siper üretilen kısmı ekleyip lastiğini arkasına taktıktan sonra maskemiz hazır hale gelmiş oluyor. Şekliyle, bu şekliyle de kafamıza takılıp güvenliği sağlama anlamında bir önlem oluşturmuş olacak. Sağlık çalışanlarımıza destek vermek amacıyla Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim ve Sanat Merkezi olarak Sayın Kaymakamımızın önderliğinde ve bize destek veren diğer okullarımızın katkılarıyla burada siper maske üretimine başladık.
Milli Eğitim Bakanımızın da bilim sanat merkezlerinin bu maske üretebilme noktasında yetki verilip yapması yönünde ifadesi üzerine harekete geçtik. Koronavirüsün ortaya çıktığı günden beri korunmak için çeşitli yöntemler ortaya konsa da en fazla netice el yıkamayla elde edilmekte. Bu bilinçle Kızılay Alanya Şubesi farkındalık oluşturmak için sabun dağıttı. Sabun önceliğini daha sonra bir yerde kullanmak. Çin'den başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan, özellikle el yıkama alışkanlığı düşük ülkelerde daha hızlı yayılan yeni tip koronavirüs ile mücadelede en önemli materyallerden olan sabun, toplumda duyarlılığı arttırmak için Alanya'da da dağıtıldı. Öncelikle size sabun ikram ediyoruz. Daha sonra diğerlerimiz ikramlar. Ve sabunla daha sağlıklı, daha temiz ediyoruz. Diğer dezenfektanlar daha sonra geliyor. Hoş geldiniz. Buyurun şurada da. Kızılay Alanya Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte hijyenin önemine dikkat çekildi. Dezenfektanlardan daha etkili olan el yıkamanın önemini ortaya koymak için Mola Kavşağı'nda vatandaşlara sabun hediye edildi. Sabun hediye edilen vatandaşa en az 20 saniye ellerinin sabunla ovalanıp bol suyla yıkanması gerektiği hatırlatıldı. Sabun önceliğini daha sonra bir yerde kullanmak. Tabii size hazırlanıyor. İşte bu sene inşallah gelirse. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz ne yapıyorsunuz? Tamam, verebiliyorsunuz. Tabii. 18'in önü gelmesin ben. 18'i doldurdun sen? Olmaz. Olmaz. Kızılay Alanya Şubesi tarafından sağlıkçılara alkış yetmez diyerek başlattığı kampanyaya gönüllü yardımları artarak devam ediyor. Kızılay'ın kampanyasına tercüman Kemal Değirmenci 3 günlük akşam yemeğiyle destek oldu. Koronavirüs nedeniyle zor şartlar altında görev yapan sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla Kızılay Alanya Şubesi tarafından başlatılan Sağlıkçılara Alkış Yetmez kampanyası destek gördü. Kampanyadan haberdar olan iş insanı ve tercüman Kemal Değirmenci, Kızılay yetkilileriyle irtibata geçerek çok sevdiği merhum Muhsin Yazıcıoğlu anısına 3 akşam nöbetçi sağlık çalışanlarının akşam iyaşesini karşılama desteği verdi. Değirmenci, fikirlerine büyük değer verdiği Büyük Birlik Partisi'nin Şehit Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu anısına bir şeyler yapmak istiyorum. Kampanyadan haberdar olunca Kızılay'ımız sayesinde salgın ile mücadele eden sağlık personeline destek ve merhumun ruhu için nöbetçi sağlık çalışanlarımızın yanında yer almak istedik. Allah yaptıkları hizmetin karşılığını versin dedi. Koronavirüs salgınında evde bakıma ihtiyaç duyan hasta ve engellilere sağlık hizmeti verilirken, doktora gitmesi gereken hastalara da ambulansla hastaneye ulaşım hizmeti sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi küresel salgın koronavirüse karşı tüm birimleriyle çalışmalarına devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin evde sağlık hizmetine başvurularda yoğunluk yaşanıyor. Daha önce binlerce hastaya ulaşarak verdiği evde bakım ve hasta nakil hizmeti salgın sürecinde de kesintisiz vermeye devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarını kısıtlama getirilmesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi evde sağlık hizmetine başvuru sayısında da %80 artış yaşandı. 11.753 kayıtlı 4.598 aktif hastaya hizmet veren evde sağlık hizmetinden son 2 haftada 150 kişi hizmet aldı. Yetkililer başvurulara en kısa sürede ulaşma konusunda gayret gösterdiklerini ifade etti. Doktor ve hemşirelerin özenle gerçekleştirdiği evde bakım hizmeti kapsamında tıbbi malzeme desteği sağlama, kan alma, hastalara tansiyon, şeker takibi, enjeksiyon, pansuman gibi hizmetler veriliyor. Evde gerçekleşen ziyaretler kapsamında hem hastaların hem de personelin enfeksiyon riskine karşı korunmaları konusunda da sıkı önlemler alınıyor. Kişisel koruyucu ekipmanlarını giyen görevliler hasta ziyaretlerini bu şekilde gerçekleştirerek "Siz de evde kalın, biz size bakarız" mesajı veriyor.
Koronavirüs salgınına karşı toplu taşımada %50 yolcu sayısı ve güvenli mesafede oturulması ile ilgili genelge Antalya'da da uygulanmaya başlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi de toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi. Alanya'da günlük 40 bin olan yolcu taşıma sayısı 5 bine düştü. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı koronavirüs genelgesiyle toplu ulaşım araçlarına kapasitelerinin %50'sinden fazla yolcu taşımasına yasak getirilmesinin ardından salgın ile birlikte halk otobüslerinde azalan yolcu yoğunluğunun artmasına azami özen gösteriliyor. Toplu taşıma araçlarının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul etmesini ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin teması engelleyecek şekilde olmasını öngören genelgenin ardından harekete geçen zabıta, toplu taşıma araçlarını tek tek durdurarak yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadığını kontrol etti. Koronavirüs salgınının ülkemizde baş göstermesinin ardından günlük 40 bin yolcunun toplu ulaşım araçlarına bindiği Alanya'da uzaktan eğitime geçilmesi ve 65 yaş üstünün sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından taşınan yolcu sayısı 5 bine düştü. Alanya'da ring halinde çalışan 88 halk otobüsünün her biri 176'şar lira hasılat elde edebildi. Annex Turizm tarafından geçen yıl 31 milyon 450 bin euroya satın alınan Alanya'da faaliyet gösteren Ütopya World Deluxe Otel'in satışı için Cumhurbaşkanlığından beklenen onay henüz çıkmadı. Rusya, Ukrayna, Kazakistan gibi ülkelerin en büyük tur operatörlerinden ATG Annex Turizm Grup Türkiye'deki 6. oteli olarak Alanya'nın gözde otellerinden Ütopya World Oteli geçtiğimiz yıl 31 milyon 450 bin euroya satın almak için 5 ay boyunca yapılan pazarlık sonunda el sıkıştı. Kamuya aydınlatma platformu satış sürecinin son durumu hakkında yaptığı açıklamada devir için gerekli onay sürecinin devam ettiği ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamının onayı sonrasında devir işleminin tamamlanacağı ifadeleriyle süreç hakkında bilgi verdi. Değerli izleyenler, dünyada ve ülkemizde pandemiye dönüşen koronavirüs sebebiyle 65 yaş üstünün evlerinden çıkamamasına farkındalık oluşturmak adına vatandaşlar da duyarlılık örneği sergiliyor. Kırsalda yaşayan bazı yaşlıların salgından bir haber oldukları görüldü. Yaşlılarımız evden çıkamıyor. Çıksalar da rencide edici videolarla gündeme geliyorlar. Bu da hepimizi üzüyor. Sizler de çevrenizdeki yaşlı insanlara yardımcı olun diyerek başlatılan kampanyanın yayılması amaçlanıyor. Challenge'ın sonunda bakalım neler olacak. Evet. Yani arkadaşlar, bu eğilik hareketi buradan patlasın. Bildiğin nar gibi şöyle dışarıdan bir tane içini açtın mıydı? Bin kadar oldu. Büyüklere Yardım Challenge hashtag'i ile başlayan iyilik hareketi öncüsü olan birçok sosyal deneye imza atan Tunağan Özgür ile şahsına münasır konuşmaları ile dikkat çeken İbrahim Aydoğan ikilisi hijyen malzemeleri ile ihtiyaç sahibi yaşlıların kapısını çalıyor. Koronavirüsü nedeniyle insanlar sokağa çıkmasın diye yardım topladık. Bu yardımları da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Sağ olsun hocam da eşlik etti. Videoda kırsalda yaşlıların çektiği çileler gözler önüne serildi. Televizyon olmadığı için koronavirüs salgınından haberdar olmadıkları görüldü. Ülkede bir hastalık meydana geldi, hastalık. Haberin var mı? Yok paşam, telefonum yok, telefonum yok. Ha bak dinle. Ülkede bir hastalık meydana geldi. Aynı ince hastalık gibi adamı havadan kapıyor hastalığı adam. Öyle çok dışarı mışarı çıkmaman lazım senin. Hastalık havadan kapıyor adamı, götürüyor hastalık. Özellikle yaşlıların şu an Tosmurlu İbo olarak bilinen İbrahim Aydoğan ve Tunağan Özgür projenin nasıl ortaya çıktığını yine yayınladıkları videoda anlattı. Teyzenin yolu çok kötü bir. Teyzenin dünyadan haberi yok. Teyzeye yardım ulaştırdık. Hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz. Ama Allah razı olsun. Keşke verenler bu teyzenin Allah razı olsun dediğini bir öyle canlı bir duysaydı. Bu challenge dedik baştan. Evet. Kimlere meydan okuyoruz? Şimdi 65 ve üstü sen evinden çıkma. Biz sana bakımı getireceğiz challenge. 5 kişiyi buradan bir kere
5 kişi vereceksek şu an Dereköy'de olduğumuz için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilçe başkanı, mimar benim de sayın meslektaşım olur. Sayın Mustafa Toklu'ya Dereköy'den meydan okuyor. Ve belediye başkanımız? Tabii Alanya'mızın şehremini gariban babası Sayın Adem Murat Yücel'e. Ayrıyeten Mustafa Durusoy abimize, müsiyat başkanımıza. Sayın Mustafa Durusoy'a. Mustafa Durusoy'a. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Mehmet Şahin'e. Mehmet Şahin Beyefendi'ye. Ve beşinci olarak ezan okundu. Beşinci olarak da ben de o yardım kampanyasının içinde olmak istiyorum diyen birisi bizi bulsun ve bu challenge'a katılsın arkadaşlar. Aynen. 65 sen evinden çıkma, ben sana bakımı yaparım, challenge başladı. Görüşürüz. Hadi bakalım. Köy Karakışla mevkiindeyiz. Topal Ayşe'ymiş teyzemizin lakabı Ayşe Demir. Kendisi 15 yaşında olduğunu iddia ediyor ama 75'in üstünde dediler. En az 80. En az 80. Her an elinizin altında, günlük yaşamınızın her anında Aysu sizinle. Yaşam kaynağınızın adı Aysu. Bölgesel Amatör Lig 7. grupta şampiyonluk mücadelesi veren Kestelspor, ligde kalan son 4 haftaya 48 puanla lider girdi. Kestelspor geride kalan 22 haftada 15 maçtan 3 puanla ayrılarak grubun en fazla galibiyet elde eden takımı oldu. Isparta ve Karaman temsilcisi ekipler 14'er galibiyetle en fazla puan toplayan 3. ve 4. takım olurken en iyi averajda zirvede yine Kestelspor yer aldı. 23 gol averajına sahip olan Kestelspor'u 20'şer gol averajıyla Isparta ve Karaman takip etti. Bölgesel amatörlük 7. grupta iç sahanın en başarılı takımı ise 11 maçta 31 puan toplayan Isparta 32 Spor oldu. Kendi sahasında mağlubiyet yüzü görmeyen Isparta'yı 11 maçta 29 puan toplayan Karaman Belediyespor takip ederken iç saha başarısında 3. sırada yer alan Kestelspor ise kendi sahasında çıktığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 27 puan topladı. Grupta en başarılı deplasman takımı ise Kestelspor oldu. Alanya temsilcisi Kestelspor, dış sahada çıktığı 11 karşılaşmanın 6'sından galibiyet, 3'ünden beraberlik ve 2'sinden yenilgiyle ayrılarak deplasmanda en fazla puan toplayan ekip unvanını aldı. Kestelspor, 21 puan topladığı dış saha maçlarında rakip filelere 17 gol gönderirken, kalesinde ise sadece 8 gol gördü. Dış sahada Kestelspor'dan sonra grubun en başarılı ikinci takımı 20 puan toplayan Manavgat Belediyespor oldu. Değerli izleyenler, bültenimizin sonuna geldik. Evinizde kalarak sağlıklı bir hafta sonu diliyorum sizlere. Hoşça kalın.
Eftalya Otelleri Seda Ertuğrul ile ana haber bültenini sundu.